Merhabalar, Marifetli Adım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine düz renk bir tülbent üzerine çok güzel bir model göstereceğim. Tülbentim gece mavisi renginde ve bu da 4 renkle yapacağız arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. İğneyosa61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, tülbentin kendi rengiyle saks mavisiyle ben zürafamı geçtim. Yine aynı renkte devam edeceğim arkadaşlar. Saks mavisi ipimi iğneme taktım ve zürafaya takarak başlayacağız arkadaşlar. Bugünkü modelimde yine dünkü modelim gibi daha kolay. Dünkü gibi bir tek kere de gitmeyecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle alt kısmını yapacağız. Daha sonra da diğer aşamayla devam edeceğiz. Şöyle ipimi bağladım. Öncelikle bir tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Boş olarak bir tane zürafa yaptım. Hemen yan tarafına bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içerisinden tekrar geriye geliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane pırpır yapacağım ama boyutu biraz uzun olacak. Şöyle şu boyutta iki tane pırpırım olacak arkadaşlar. Bakın aynı boyutlarda iki pırpır yaptım. Şimdi aşağıya inerek 3 tane zürafa ilerleteceğim. Bu aşağıya indiğim zürafayı da sayarak 3 tane zürafam olacak. Evet, 3. zürafamızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar 4. zürafamı yapacağım. Bunun içerisinden tekrar geriye geleceğim. İpim şu anda başa getirdim. Şimdi arkadaşlar şu yaptığım iki tane pırpırın ikinci pırpırına ipimi bağlıyorum. Bakın şöyle ipimizi bağladık. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Bunların boyutu çok uzun olmayacak. Orta boyutta. Şöyle 3 tane pırpırım olacak. Evet, şöyle göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar yine bu yaptığım zürafanın içerisine aşağıya doğru indiriyorum ipimi. Bakın kendiliğinden bir tane pırpırı oluşturmuş olduk. Hemen yan tarafına yine şuradaki gibi uzun bir tane pırpır yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Bir tane pırpır yaptım. Şimdi yine devam ediyorum. 3 tane daha zürafa ilerleteceğim. Şöyle aşağıya indiğim zürafayı sayarak 1 2 ve 3. zürafamı da yaptım. Şimdi arkadaşlar 4. zürafayı tekrar yapıp bu zürafanın içerisinden geriye döneceğim. Evet arkadaşlar, bu zürafadan tekrar geriye döndüm. İpimi başa getirdim ve şu ikinci yine yaptığım, yani buradaki pırpırın içerisine ipimi bağlıyorum. Şöyle bakın bağladım arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağım. Buradaki boyuttaki pırpırların aynısını buraya da yapacağım. Şöyle bakın birinci pırpırı yaptım. Evet, 3. pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle
Aşağıya iniyorum tekrar. Yine kendiliğinden pırpırımızı oluşturduk. Yan tarafına hemen biraz uzun olacak şekilde bir tane daha pırpır yapıyorum. Ve yine devam edeceğim. Modelimin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Örümcek modeli de diyebiliriz buna. Evet, 3 tane zürafa ilerlettim. Şimdi 4. zürafayla yine geriye getireceğim ipimi. Üç tane pırpırımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle yaptım ve yine aşağıya iniyorum. Bakın ipimi aşağıya bağladım. Hemen yan tarafına bir tane daha pırpır yapıyorum. Bu sıralama bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha ilerleteceğim. Diğer aşama için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, kamera arkasında ben tamamladım. Biraz daha ilerlettim örümceğimi. Alt kısmı modelimin bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer renkte ipimi iğneme taktım. Vişne çürüğü rengiyle devam edeceğim. Şu baştaki arkadaşlar 3 tane pırpır yapmıştım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bu 3 tane yaptığım pırpırın ortasını arkadaşlar şimdi iğnemi ve ipimi sabitleyeceğim. Evet. Buraya arkadaşlar şimdi 5 tane pırpır yapacağım. Çok uzun olmayacak şekilde. İki tane yaptım. Evet, dördüncüyü de yaptım arkadaşlar. Şimdi son pırpırımı da yapıp diğer aşamayla devam edeceğiz. Şöyle göstereceğim size. 5 tane pırpırı orta kısma yaptık. Şimdi birinci pırpıra geriye döneceğim arkadaşlar. İpimi şöyle yukarıdan ve alttan atarak bu şekilde, bakın ipimi başa getirdim. Şimdi zürafa ile devam edeceğim. 4 tane zürafa yapacağız bu pırpırların üzerinden. Geçerek ikinci zürafamı yaptım. Ve dördüncü zürafamı da yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle. Tekrar ipimi başa alıyorum. Şimdi 3 tane zürafa ile devam edeceğim. Bu şekilde 3 tane zürafaya indirdim. Tekrar başa alıyorum arkadaşlar ipimi. Eksilterek bir tane olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, 2 tane yaptım.
Şöyle son zürafamı da yapacağım. Ve ipimi başa alarak arkadaşlar şöyle uç kısmı alarak kesiyorum. Bakın şöyle arkadaşlar ucuna şöyle bir daha piramit yaptık. Şimdi ben diğer rengimi geçmek istiyorum. Diğer rengi de göstereyim sizlere. Mavi renkle devam edeceğim. Yapmadan önce arkadaşlar şöyle ipimi gerdiriyorum. Bunu hemen hemen her videomda da söylüyorum. Modeliniz daha güzel kalıp gibi durur. Pırpırlarınız dönmez. Şöyle yine devam edeceğim. Bu sefer arkadaşlar bir tane boşluk bırakacağım. Ve şuradan devam edeceğim. Yine aynı 3 tane pırpırın orta kısmına yapacağım. Evet, şimdi 5 tane pırpırımı yapayım. Şöyle yap. Bir taneyi yaptık arkadaşlar. Evet, ikinci pırpırımı da yaptım. Bakın arkadaşlar 5. pırpırımı da tamamladım. Şöyle göstereceğim. İpimi gerdirdiğim için dönme yapmadı pırpırlarım. İplerimin markası da Altınbaşak arkadaşlar. Altınbaşak marka genelde kullanıyorum. Şimdi yine 1. pırpıra ipimi geri getiriyorum. Şöyle ipim çok sıkmayacağım. Bakın şöyle biraz bol bırakarak üzerinden geçiriyorum. Şimdi eksilterek arkadaşlar bir tane zürafa olana kadar devam edeceğim. Üçüncüyü yaptım. Evet, şimdi 4. zürafamı da yaptım arkadaşlar. Yine başa alıyorum ipimi. Aynı şekilde devam edeceğim. Bakın 3 taneyi indirdim. Yine başa alarak şimdi 2 tane yapacağız zürafamızı. İpimi şöyle baş kısmı alarak arkadaşlar uçtan kesiyorum. Bakın 2 tane modeli oluşturmuş oldum. Şimdi ben sarı rengi de yapacağım ve burayı tamamlayacağım arkadaşlar. En son bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Arkadaşlar ben kamera arkasında tamamladım. Bakın modelim bu şekilde görünüyor. Şöyle yakından da göstereceğim sizlere. Bu şekilde arkadaşlar yapımı gerçekten çok basit ve çok güzel duran bir model. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız da beğen butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.